dünyanın lider ülkelerinden Türkiye Cumhuriyeti'mizin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, bakanlık temsilcilerimiz, Darülaceze Başkanlığımız, İstanbul Expo yönetim ve ekibi, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz, kamu kuruluşlarımız, belediye başkanlarımız ve belediye temsilcilerimiz, basınımızın kıymetli temsilcileri, mensupları, hepinizi bu özel ve önemli günde saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah programımıza hayırlı uğurlu etsin efendim. Bu Engelsiz Yaşam Fuarı'nın Türkiye'de bu boyutta düşünülmesi, planlanması ve hayata geçirilmesi aslında bir dönüm noktası. Neden dönüm noktası? Dünyada eskiden insana hizmet derken şöyle anlaşılıyordu. İşte evler yapıyorduk, köprüler yapıyorduk, sanayiler oluyordu. Şimdi yeni bir saha çıktı. Yeni bir alan meydana geldi. İnsani sanayi veya insan endüstrisi diyebileceğimiz, insana doğrudan dokunan, yani insanın hayata devam etmesini sağlayacak, insanın karnını doyurmasını, kendi eliyle karnını, yemeğini yiyebilmesini, kendi öz bakımını yapabilmesini ve kendisinin sağlıklı bir şekilde psikolojik anlamda rahat bir hayat sürebilmesini sağlayacak bir sanayi. Fizik tedaviden ergoterapiye, eğitimden sağlığa, her konuda şu anda dünyada bir yükseliş var. Fakat bu yükselişin öncü ülkelerinden birisi Türkiye. Hem bu konuda ürettiği ürünler, hem bu konuda geliştirdiği hizmetler ve yöntemlerle dünyaya ben de varım diyebilecek bir duruma geldi. Şimdi bu sektörün, bu alan veya da bu endüstrinin önün açılması gerekiyordu. Çok değerli Cumhurbaşkanımız fuarımızı himayesi altına aldı ve inşallah bundan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, bütün bakanlıklarımız sayesinde bu sektör sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacak. Hizmet ihracından ürün ihracına kadar pek çok alanda dünyada Türkiye'nin ürettiği medeniyet neticesindeki bu hizmetlerden, ürünlerden faydalanmış olacak. Bunların hepsi artık burada var. Yani Türkiye şu tabloda adeta bu sektörün bilançosunu burada görüyor. Yani şu ana kadar yapılanları ve adeta tahmini bütçesini görüyor bundan sonra yapılacakları. Hem burada engelliler burayı görecekler, daha farklı hizmetler talep ediyor hale gelecek. Kurum ve kuruluş temsilcilerini görecekler, daha iyisini, bir diğerinden daha iyisini yapmak için motive olacaklar. Burada daha ucuza, daha kaliteli ürünlerin olduğunu görecekler ve en büyük satın almacı olan kamu yönetimi, kamu buradan daha ucuza ve daha kaliteli ürünleri seçip alıp vatandaşın hizmetine sunabilecek. Şimdi burada şunun farkında olmamız lazım. Bu süreçte bizler, ben işin içinde olan birisi olarak, bakanlıklarımızın o kadar güzel hizmetleri var ki maalesef bunları halkın, özellikle engellilerin duyması lazım. Bilmesi lazım ki faydalanabilsinler. Biz bakanlıklarımıza çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki lütfen ne olur hizmetlerinizi anlatın. Duymadık, öğrenmedik, bilmedik, görmedik, kimse kalmasın. Belediyelerimize çağrıda bulunuyoruz. Hizmetlerinizi lütfen herkes duysun, bilsin. Çünkü duyan bilenler faydalanabilecek. Şirketlerimize çağrıda bulunuyoruz. Lütfen ürünlerinizi, hizmetlerinizi herkes duysun, bilsin. Ve bütün ya desin ki Türk şirketleri dünyanın en iyi hizmetlerini verebiliyor. Bu alandaki şirketler harika. Engelsiz Yaşam Fuarı'nda temsil edilen şirketler dünyanın en iyi ürünlerini üretiyorlar. Bunları söyleyebilsinler. Çünkü biz uluslararası bir şirketiz. Biz kuruluş organizasyonu, sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarını en üst
gemiye çıkarmaları ve sunmaları lazım ki hepimizin vizyonu gelişsin. Biz şu ana kadar hizmet veren bakanlıklarımızla iftihar ediyoruz. Gördüklerimiz, şahit olduklarımız vesilesiyle. Belediyelerimizle iftihar ediyoruz. O kadar güzel hizmetler başlatıldı ki Türkiye'de ve şirketlerimizle iftihar ediyoruz. Hepsi çok büyük hizmetler veriyorlar. Birçok riskleri üstlerine alıp devam etmişler. Sivil toplum kuruluşlarımızla iftihar ediyor, gurur duyuyoruz. Çünkü bilaveden ömürlerini, günlerini, emeklerini, paralarını bu işe vakfetmişler. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey şu, biz bu güzellikleri dünyaya nasıl aktaracağız, nasıl sunacağız, nasıl ihraç edeceğiz? Bir an evvel bunu yapmamız lazım. Tabii şunu zannediyorum hepimiz farkındayız. Bütün bu fuarın, kurumların, kuruluşların hepsi dahil olmak üzere, belediyeler dahil olmak üzere %95'inden fazlası şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşmuş bir sektördür. Biz kendilerine de buradan şükran ve minnetlerimi arz ediyoruz. Efendim ben bütün emek veren, burada görev alan, standlarda görev alan arkadaşlarımıza, buraya katılma kararı veren kuruluş yöneticilerimize, buraya ziyarete gelecek bütün dostlarımıza, bütün vatandaşlarımıza hepsine şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu Türkiye sizin gibi insanlara sahip, iyi ki yarınlar artık bugün başlıyor diyor. Hepinize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah hayırlı mübarek etsin. Efendim Sayın Ayvay'a çok teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Sayın Bakanım, değerli konuklar. Şimdi de sizleri Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı Folklor ekibinin gösterisiyle baş başa bırakıyoruz. Buyursunlar. Merhaba, sen nasılsın? İyisin.